Bu şekilde dolandırıldım ya. Tokata mı geldin? Tokata geldim. Bütün bilgileri verdin mi? Verdim yarısını. Verdim oğlum. Verdim çocuğum. Verdim yavrum bütün bilgileri. Bayağı bir miktar bizi koparttılar. Önemli değil. Alt sınıftan dersimiz varmış, onu ödedik. Benim babam da ona para kaptırmışlardan biri. Böyle bir durumla karşılaştığınızda... Çok hikaye var böyle. Çok hikaye var. Baban nasıl dolandırıldı? Açık açık konuşalım, açık açık konuşalım, açık açık konuşalım, açık konuşalım. Evet Erkan abi. Evet. Söyle bakalım, yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Bilmiyorum. Tavuğuna bağlı. Tavuğuna bağlı dedi ya. Evet, tavuğuna bağlı. Anladım, sen bu konuda bayağı dolusun demek ki. O zaman biz bunları masaya yatırmadan önce uzun uzun konuşacağız belli ki. Bir su içelim, dilimiz damağımız kurumasın. Böbreklere çalışalım biraz. Böbreklere çalışalım. Bak, güzel su. Erkancan Tarihi Çınar, elimizde suyumuz Gürpınar. Çağlar gideriz biz, bizi kim tutar? Olduğu kadar. Olduğu kadar. Bağla. Bu güzel, güzel oldu. Hadi konuşalım. Çift gözlük mü takıyorsun? Ne bileyim lan. Ne yapıyorsun? Oğlum burası şimdi bak. Şimdi şöyle bir şey. Gözlük takıyorum. Evet. Bir süre sonra bu ışıklar beni o kadar çok rahatsız ediyor ki. Doğru söylüyorsun. Sen renkli gözlü olduğun için renkli gözlülerin sorunudur bu biliyorsun. Hem renkli gözlüyüm. Güneş bana hiç iyi gelmiyor. Ben kışın bile gözlüksüz duramam. Bir de 47 senedir ışıkların önündeyim. Sen de öyle. Aynen. O yüzden böyle bir süre sonra rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor. Ne diyorduk? Nerede kalmıştık? Hiçbir yere kalmadık. Daha başlayamadık ki. Başlayamadık. Bak başlıyor işte. Evet. Acık konuşalım serisindeyiz. Bir takım konuları masaya yatıralım dedik. Onun için masayı uzun tuttuk, büyük tuttuk. Bunun üzerine bir sürü konu yatıracağız. Bazı notlar aldık, notlar aldık falan filan. Ha bu arada bize yaptığımız programların son 8-10 dakikasını... Soru cevap. Soru cevap gibi yapmak ve merak eden izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden gelen merak ettikleri soruları yanıtlamak istiyoruz. Bunu da duyurmuş yani olalım. Şimdi çok da abuk subuk sorular geliyor. Tabii onlara da bakmak lazım oğlum. Ya abuk subuk sorular geldiyse abuk subuk soruları da cevaplamayı veririz yani. Anladım. Abuk subuk soru soran arkadaşlarımızdan da şimdiden özür dileriz. Kusura bakmasınlar. Kusura bakmayın. Soruları abuk subuk olduğu için cevap yanıt alamayacaklar. Şimdiden bunu söylemiş olalım o zaman. Kırılmasınlar, alınmasınlar, gücenmesinler. Hani şimdi baştan bunu söyleyeyim. Baştan bunu söyleyeyim. Ben... Ya kimseyi dolandırmayalım yani. Anlatabiliyor muyum? Biz harbi açık konuşalım yani. Tabii açık konuşalım. Acık konuşalım, açık konuşalım. Acık konuşalım. Ha, yoksa biz de dolandırıcı değiliz yani değil mi kimseyi? Kesinlikle. Söylemiyoruz yani. Kesinlikle. Hiçbir şey de yakışmaz yani. Acık konuşalım. Başlıyor. Başlıyor. Acık konuşalım. Acık konuşalım. Acık, başlıyor. Acık konuşalım. Ya ben bu ağzıma pelesenk oldu. Acık acık. Bunu karıştırabilirim kusura bakmayın. Ya acık acık konuşalım. Şey acık acık konuşalım. Acık konuşalım. Acık konuşalım. Başlıyor. Başlayalım. Acık konuşalım. Mesela dedim bak şimdi. Şu senin filmini konuşmak istiyorum ben. En son yaptığın filmi. Hangi filmi? Son bir film yaptın ya. İsmi ne? Kontrkent. Konusu ne? Bu kadar. Çünkü daha film şu an montajda. Ben bu filmde oynadım. Oynamayacaktım ama bir olay vesile oldu. Ne o oldu? O yüzden. Ne oldu? Dolandırıcılık dedin de. Ha. Şimdi bu filmde böyle bir dolandırıcılık hikayesi var. Ha, film onun üzerine. Film bunun üzerine. Hmm. Bir hukuk meselesi. Hmm. Başroldeki adam bir hukuk profesörü. Öğretim üyesi. Öğretim üyesi ve dolandırılıyor. Şimdi bu yeni çıktı ya bir sürü televizyonlarda görüyoruz. Evet. Bir sürü insan dolandırılıyor. Hem de bunların yani profesörler şunlar bunlar iş adamları vesaire yani okumuş. Mürekkep yalamış insanlar bu tufaya düşüyorlar. Ve biliyor musun istatistiklere göre okumuş insanlar daha çok düşüyorlarmış. Öyle mi? Evet. Ya mesela bunun örneklerinden bir tanesi de hep herkes biliyor artık bunu yeni duymuyor bizim ağzımızdan dinleyiciler. Canan Karatay mesela çok haber oldu bu hatta. Evet. Canan Karatay'ın dolandırılması yani nasıl eğitimli bir profesör, bir doktor nasıl dolandırılabilir? Bu tufaya amiyane tabirle nasıl düşmüş olabilir diye çok konuşuldu bu konu. Maalesef. Senin de öyle bir hikayen var. Benim de öyle bir hikayem var. Yani bir film hikayesi. Aslında ben bu filmde vaktim nedeniyle, programım nedeniyle bu rolü ben bunda olamayacağım. Diyecektim. Efendim diyecektim. Hep bunları kuruyordum. Bu planı programı nasıl yaparız diye çocuklarla. Sonra başıma bir olay geldi. Ben de aynı bu şekilde dolandırıldım yavrum. Tokata mı geldin? Tokata geldim. Tokat Erbağ. Abi. Tokat'a geldik. Nasıl oldu? Tufa'ya geldik. İşte bir sürü argoda bunun karşılığı var.
Bir telefon geldi. Bankanızın şu 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 numara falan filan böyle bir şeyler söyledi. Sabah 11 kalkmışım. Gece çekimden gelmişim. Geç yatmışım. Erken kaldırmışlar beni. Telefon car car çalıyor. Allah Allah falan filan. Şu kadar bilmem ne alacak verecek dedi. Birikmiş paranız dedi. Daha önce de ben konuşmuştum. Böyle boşta bu, durmasın dedi belki. Bir şey dedi. Hay Allah dedim. Ulan nasıl oluyor? Telefon numaranız falan filan işte banka hesaptı. Şuraya gir, buraya gir. Böyle biz verdik baba. Tık tık. Sonra? Her bütün bilgileri verdim mi? Verdim yarısını. Tüm, verdim oğlum. Verdim çocuğum. Verdim yavrum bütün bilgileri. Sonra yengen de evde yok. Dışarıdalar kızımla. Yurt dışındalar. Yurt dışındalar. O da arıyor ne oluyor falan diye o takip ediyor. Ben anlamam para pul işinden. Tık 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 bir miktar, bayağı bir miktar bizi koparttılar. Siltme ve kopartmada. Hemen bu iş bitti dedik, düşündük dedik, bunu düşünmeyle bu olmaz. Hemen ben de gittim bilişim suçları savcılığına, Kartal'da gittim. Adliyeye suç duyurusunda bulundum. Hatta şimdi yakalandı. Yakında mahkememiz var. Birinci mahkeme oldu. Ona ben gitmek zorunda değilmişim. Avukatım öyle dedi. Şimdi ikinci mahkemede bulunmak zorundayım. Yakalanmış. Parayı alamayacağız. Para gitti. Vazgeçtik oğlum. Şimdi onları düşünerek hayat olmaz. Gitti gider. Bu bir onur meselesi artık diyorsun yani. Gurur meselesi. Ve hemen telefonu açtım çocuklara. Dedim oğlum bu filmde oynuyorum. Ha, oynuyorum dedim ya tamam. Bu oynuyorum dedim ya, hatta oynamayacaktım o filmde yani, işte başka işlerim vardı, vaktim yoktu ama öbür işlerimi hepsini ayarladım, dedim oynuyorum ulan, gittim filmi çektim bitirdim, şimdi montajda. Filmin konusuyla senin başından geçen hadise aynı olunca sen bir anda dedin ki ben bu filmi yaparım, hiç olmazsa buradan da bir arınma gerçekleşir. Evet, hiç olmazsa bu şeyleri de bu film meselesiyle anlatıp atmış olurum. Bu problemi de anlatmış olurum dedim. Çok örtüştü. İyi. Yani onur meselesi yaptım. Bir tahmin ettim. Tahmin biraz ettim. Onur meselesi. Önemli değil. Alt sınıftan dersimiz varmış, onu ödedik. Ne kadar yaşarsan yaşa, ne kadar tecrübeli olursan ol, ne kadar bilgili olursan ol. Bir tanesi çıkıyor bu işi planlıyor. Bir kişi de değil bunlar oğlum. Bir ekip kuruyorlar. Organize oluyorlar. Tık 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 tık. İşin içinde oyunculuk var yani aslında. Olmaz mı? Tillahı var oyunculuğun. Belki bazen sen ben yapamayız o oyunculuğu. Yapamayız yani. Bak. Biz tiyatroda güzel oynayabiliriz, sinemada oynayabiliriz ama hayatta bu işleri hiç oynayamayız, ele veririz kendimizi. Kötülük denilen şey biraz, aynen öyle. Kötülük denilen şey biraz efor istiyor. Yani evet. Hakikaten çalışmak lazım. Ben ona plan yapacağım, program yapacağım, tezgah kuracağım. Bir mesai yani harcıyor. Efor ya. İstiyor yani. Mesai harcıyor. Evet. Mesai. Ciddi. Bunu nasıl yapacağını planlıyor, programlıyor ve bunu uygulamaya koyuyor ve işi bitiriyor. Ve ustalıkla uyguluyor. Bir foçası firesi de yok yani. Senin öyle bir yerinden girip de aa çakozladım diyeceğin. Çoğunlukla çakoz duyamıyor insanlar. Ve tufaya düşüyorlar. Yani şimdi mesela bu konuyu ileride bir daha gündeme getirelim burada. Psikolog mudur bu işi bilen? Psikiyatrist mi? Bizim... Psikiyatri mi? Psikolog mudur bu bilim adamı getirelim? Bu bir hastalık mıdır? Bu nedir? Bu nasıl ya herhalde kolay var? Kolay para kazanma isteği mi? Hızlıca hayatımı değiştireyim, başka bir şeye level atlayayım duygusu mu? Dolandırıcılığın altında yatan dürtü. Ama... Kolay para kazanma herhalde. Dolandırılanlar da belki buna... Çanak tutuyorlar. Çünkü şöyle bir zihniyet var anladığım kadarıyla. Bu konuya bayağı bir kafa yordum. Bedavadan para kazanalım, havadan. Değil herkes mi? Öyle bir kolaycı şey diye. Olunca evet. Bunlar da çıkıyorlar piyasaya. Böyle bir durum var. Çünkü bedavadan herkes para kazanmak istiyor. Ya herkes para istiyor. Benim para durumum, lazım. Benim durumum şu. Bazılarını da şöyle kandırıyor. Terörle mücadeleden alıyoruz. Şudur budur falan filan. İşte bizim oynadığım başrolün şeyi bu hikayesi. Onu terörle mücadeleden arıyorlar. Mış gibi yapıyorlar. Mış gibi yapıyorlar. Öyle güzel müdürler, telsizler çalışıyor. Fırır fırır fırır. Prodüksiyon oradan var ya. Bir prodüksiyon var. Çok iyi. Anladın mı? Panikle bu adam hukuk profi gidiyor, karakola gidiyor. O değil falan filan çözüyor işi. Neyse filmi anlatmayayım. Filmi ama anlatmak. Durum böyle oluyor. Yani bizler de, halk da, insanlar da çabuk yoldan köşeyi dönme durumunda
hazır oldukları için bunun da bir karşılığı var. Onlar da bunu yapıyor gibi geliyor. Bu konu açılabilir. Bu uzun çok bir konuşulabilir. Çok uzun, üzerine çok konuşulacak bir konu. Biliyorsun dolandırıcılar, dolandırıcılık deyince belli bir yaşın üzerindeki insanların çoğunun hatırladığı bir Sülün Osman var. Evet. Hani kamuya tabii köprüyü satmış insanlara. Galata Kulesi'ni satmış. Biliyor muyum? Öyle gerçi, söylenir. O da öyle söyleniyor tabii. Ne kadarı doğru, ne kadarı tevatür, şey gerçek bilmiyoruz yani. Buna da bakmak lazım. Ama yapmış bunu adam. İşte onlar yapmış, da köprüyü birilerine satmış ve köprüyü kaç kişiye satmış ayrı ayrı. Ona şeyde kurnaz derler. Kurnaz. O bakıyor, avını seçiyor. Tak bir şekilde yolunu buluyor. Yolunu bulmak denir buna. Bir de şey vardı ki benim babam da ona para kaptırmışlardan biri. Banker Castelli. Evet. 80'lerde. Şimdi bir de Castelli vardı. Tabii. Herkes bir gözü büyüdü. Ay bir koyacaksın, üç alacağım bilmem ne. İşte. Hani bugün de artık çiftlik bank falan gene çıktı ya birisi, bir çocuk böyle. Bunlar şekil ve şey değiştirerek, yöntem değiştirerek yüzyıllardır var. Var. Dolandırma meseleleri. Hep var. Plan program yapıyorlar. Basit bir dolandırma değil. Pembe değil yani. Evet. Hani pembe yalan falan gibi ya, bir şey var ya. Abi dolan. Bu oldukça koyu renk. Dünyanın en kötü şeyi ya. Bana terörle mücadele diye gelmedi bu çocuk. O sana param boşta duruyor da değerlensin de falan hani, da filan onu da onu ben diye. Muhasebeciyle de konuşmuştum. Öyle bir arkadaşlar arasında KDV mi artıyor, bir şey mi artıyor, bankada birikiyor, bir şey oluyor, onları geri alabilirsin. Öyle bir şey. Yoksa öbür türlü olsa çok zor. Büyük maharet biliyor musun? İkna kabiliyetinin, İkna ediyor bak, seni. İkna kabiliyetinin üst düzey olması lazım. Çok hızlı düşün. Karar, evet, hızlı karar alıp hızlı karar uygulayabilmen. Yani İngilizce sen smart, hızlı olman lazım yani. Zeka olarak, pratik zekalı olman lazım. Telefonda da hep var zaten, emniyetten diyor. Böyle böyle böyle, onlar hep uyarıyorlar. Hakikaten uyanık olmak lazım arkadaşlar. Sayın sevgili seyirciler. Ve dinleyiciler. Ve dinleyiciler. Değil mi? Açık açık konuşuyoruz. Açık konuşuyoruz, açık açık konuşuyoruz. Gerçekten hani böyle bir durumla karşılaştığınızda ben onu yapamadım. Bir dakika deyin, ne bileyim, bir saniye ben bir bakayım, bir şey yapıp telefonu bir şekilde kapatın ve düşünün. Ve araştırın lütfen. Bir anda buhar oluyor her şey. Saadet zinciri vardı hatırla. O da bir dolandırıcılık. Para koyuyorsun da arkadaşını getirince sana da oradan para geliyor da o da ona bir zincir böyle bir üçgen yaptılar bilmem ne. En üstten alta kadar veya alttan en üste kadar filan. Böyle bir şey kurdular, bir zincir kurdular. Sonra herkes patladı. Sonra bunları yapanları da içeri de aldılar. Eskiden de bunlar varmış. Varmış. Tabii. Var ama bu televizyon çıkmadan önce. Ama şimdi çağ öyle bir değişti ki yaşadığımız sürece geçmişten bu yana bugüne kadar televizyonlarda bir sürü dolandırıcılık haberlerde seyrettik. Çok hikaye var böyle. Çok hikaye var. Ya bir kere şey var mesela. Sigortadan para almak için yapılanları var. Değil mesela. Mi? Tabii canım. Kendi dükkanını yakan mı dersin? Kendini sakatlayan, sigortadan para almak için sahte kaza düzenleyen mi dersin? Yok arabasını kendi kendine yakıp da arabadan acaba yeni kaskodan yeni bir araba bana verirler mi dersin? Tabii. Bitmez. Bunu çoğaltabiliriz yani. Çoğaltabiliriz ve örnekleri çok yakın tarihte sıcağı sıcağına internete baktığımız zaman bütün her şey gözümüzün önüne geliyor. Geliyor. Bununla ilgili filmler var. Mesela en sevdiğim Koyan biraderlerin Fargo var. Fargo, evet. Fargo müthiş filmdir yani. Mesela seyretmediyseniz sevgili dinleyiciler. Fargo. Ve de izleyiciler. Fargo filmini mutlaka seyredin. Oscar'lık bir iştir yani. Oradaki kadın oyuncu da polisi oynayan, polis memuresini oynayan kadın oyuncu da Frances McDormand. İyi oyuncu bir ablamızdır. Ben kendileriyle tanıştım Berlin'de. Duvara Karşı filminin şeyinde, yarışmasında jüriydi. Bir arada olma fırsatım da oldu. Böyle aklıma gelmişken bunu araya sokmuş olayım. Şöyle. Koyan biraderlerin Fargo'su da önemli dolandırıcılık filmlerinin hikaye şeylerinden, örneklerinden bir tanesidir. Az evvel Bahtiyar anlattı ya, Amerika'da eski bir tarihte adamın biri her gün gidiyor bir kuyumcudan. Küçük altın alıyor. Küçük altın alıyor. Gidiyor öbür kuyumcuya satıyor oraya. Bunu bilmem kaç ay yapıyor. Düzenli olarak. Düzenli olarak her gün aynı saatte falan. Polisin dikkatini çekiyor. Dikkatini çekiyor. FBI, MFBI işin içine giriyor falan filan. Adamı tutukluyorlar. 48 saat işte tutuklaması oranın var. Kanunlarına göre. Göz hapsi, sorgun falan filan. Bir şey çıkmıyor. Hiçbir şey ispat edemiyorlar. Adam da sonra çıkınca bunları mahkemeye veriyor devleti. Ne diye veriyor? Benim o tarihler arasında Texas'ta petrol ihalelerim var. Ben bu ihalelere giremedim. Şu kadar para, milyon dolar. Zarara uğradım. Zarara uğradım. Mahkemeye veriyor, parasını alıyor. Bak. Bunu planlamış ya.
sabırla bunu böyle ilmek ilmek örmüş, planlamış. Demiş ki ben demiş bunu yapayım, polisin dikkatini çekeyim, beni içeri alsınlar. Gözaltı süresi 48 saat biliyor. 48 saatte de falanca şeye katılamadım diye dışarı çıkınca dava açayım, oradan milyon dolarları götüreyim. Vayarkadaş.com. Tek kişilik yani. Oyun senaryo. Vallahi billahi bir yani. Film. Hakikaten yani, film. Zeka istiyor ama bu adam da petrolcü zaten. Hani gariban biri değil. Gariban biri olsa zaten çözülür. Hadi lan yürü derler adama. Paraya ihtiyacı olmadığı halde bir işi gücü var adamın. Paraya ihtiyacı da yok. Ama hariçten bunu planlıyor. Nasıl tokatlarım diye. Yani bu dolandırıcılık işi çok kötü bir şey. İnsanlar bütün birikimlerini veriyorlar. Bütün her bitiyor. Ve acımıyorlar abi, yürüyor gidiyor. Para yok. İki gün sonra yedik burada diyorlar. Yılmaz'ın organize işler de bunun üzerine öyle. Bir film. Tabii. Hatta ben de bu son yapılan Sazan Sarmalı adlı seride Yılmaz'ın ricasıyla bir konuk oyunculuk yaptım. Biliyorum. Ağır tokatlanmış bir adamı oynadım. Devir ticareti yaparken falan gözü dönüyor. Ucuz alacağım diye parayı başka yere yatırıyorlar. İşte diyorlar ki o hesaba yatırın, demirleri de alın, hazır kamyonlar falan filan. Pat parayı başka bir yere yatırıyorlar. Oradan gidiyorlar, aynı anda onlar parayı çekiyorlar falan. Adam parayı nereye yatırdı belli değil. Demir memir yok ortada. Kimsenin demirden haberi bile yok falan. Böyle güzel tatlı bir dolandırıcı hikayesiydi. Baban nasıl dolandırıldı? Ha, babam dolandırdı dedim sana, doğru. Evet. Ya işte Banker Castelli'nin olduğu zamanlar ilk yani banker şeyinin çıktığı. Hatta Banker Bilo da var bununla ilgili. Banker Bilo diye bir film de var. İlyas Salman'la Şener abinin oynadığı. Orada da hep şey vardır. Ya yaptım ama bir sürü niye yaptım? Var ya Şener abi hep öyle derdi. Bunlar ya, hiç boşa değil işte ya, bu filmler. Yaptım ama bir sürü bakalım niye yaptım? Neden yaptım? Neden yaptım? Ya babam da işte Castelli, dediğim gibi herkes herhalde gözü dönüyor. Hızlı ve çok kolay para kazanma şeyi, hırsı. Böyle bir Castelli döneminde şu kadar para veriyorsun, şu kadar ay sonra tabii, sana. Tabii. Yani hayatta normal bir bankadan elde edemeyeceğin bir faiz oranından bahsediyor. Öyle bütün piyasadan paraları topladı adam. Herkesin gözü döndü tabii yani. 1 liraya 10 liraya 2,5 lira alacaktıysan 10 liraya 4,5 lira vereceğim diyor sana şimdi. Sen şimdi 2,5 lira niye bankaya gidip de 2,5 lira alırsın? 4,5 lira vereceğim bu diyen ülke, adam var yani. Bu ülke buralardan geçti. Ya. Bunlar da ayrıca. Ya babam da oradan tokata geldi. Bir sürü insan tokata geldi. Gerçekten orada bu arada böyle bunu normal bir şeymiş gibi anlatıyorum ama hayatlarına kıyanlar yani intihar edenler, ocakları sönenler, bütün parasını, barını, yoğunu eline avucundakini oraya verenler, Banker Castelli'ye verenler oldu o dönemde. Babam da onlardan biriydi. Allah'tan yani biz hani gene Ankara, ölmedik de bir miktar dolandırıldık ama. Ankara Halk Tiyatrosu'nda Erkan Yücel, Erkan abi Banker Tanker diye bir oyun oynamıştı o zaman. Evet, hatırladım. Ben de o oyunda Bursa'da o oyuna girdim, beni almıştı. Dolandırıcı mıydın? Yok. Danslar, manslar, tipler, mipler oynuyorduk. Hep bir oyuncu kaçaktı, Çebiş. Asker kaçaydı o zamanlar. Ankara'ya, İstanbul'a, Bursa'ya geldiğinde beni alırdı Erkan abi. Onun bütün oyunlarını da oynardım. Banker Tanker. Güzel. Bu olayı anlatan, bu olayın ilk çıktığı zamanları Erkan abi bunun oyununu yapmıştı. Erkan abi? Efendim? Biz oyunculuk yapıyoruz. Mesleğimiz evet. Oyunculuk. Bizim işte biraz dolandırıcılık değil mi acaba ya? Hayır. Var mı öyle bir tarafı ya? Hani bir dolandırıcılığımız var mı bizim ya? Yok oğlum, manyak. Kolpamız molpamız falan filan yalandan malandan. Oğlum kimseye demedik ki. Allah Allah. Şimdi nereden girdin sen buraya? Ne bileyim. Hadi çıkalım o zaman ya. Nereden girdin? Çıkalım yetsin bu kadar. Tamam çok konuştuk. Biz içimizden geleni oynuyoruz. Yazılan bir şeyi oynuyoruz. Dolandırıcı değiliz. Dolandırıcılık hikayelerini tiyatroda ve sinemada bunu anlatıyoruz. Uyanın diye. Ey ahali. Evet. Arkadaşlar böyle bir sorun var diyoruz. Uyandırma servisi. Uyandırma servisi. Güzel. Senin de bitsin bu podcast. Dolandırıldım arkadaşlar. Dolandırıldım. Yani bu kadar basit. Ama siz dolandırılmayın. Çünkü o telefon geldiğinde kapatın bir şekilde. Şunu bir 5-10 dakika düşünün. Sorun soruşturun. Ona göre ne yapacaksanız yapın. Gerisi size kalmış. Evet. Acık konuşalım da dolandırıcılık konuştuk. Daha fazla lafı dolandırmayalım. Burada keselim. Dolandırmayalım. Keselim. Acık acık konuşalım. Acık acık konuşalım. Acık acık konuşalım. Acık konuşalım.